Yaralı var, bir acele eder misiniz? Evet. Acile yetiştirin beni. Ha, anladım. Bir dakika. Rahatsız oldum. Sen tek sınır şu an. Bir bayan, oradaki en sonundaki bayan şu an buraya gelebilir mi ya? Abla fenalaştı da. Heh. O bayan buraya gelsin de ablaya yardımcı olsun. Hastaneye gidiyoruz, ağacın gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an dolmuş değil bu. Ona göre düz gidiyoruz. Benim hasta, araçta bir hasta bayıldı. Onu acile getirdim, bildiğiniz olsun. Konuşan 17. O gün hastane hattında çalışıyorduk ve arabamızda bir çocuk rahatsızlandığını fark ettik ve hem yolcular olsun hem de ben ve hem düşünmeden hemen direkt yolcularla birlikte aracımızın istikametini acil servise çevirdik ve yolcularla birlikte acil servise gerekli görevlilere teslim ettik. Ondan sonra istikametimize devam ettik. Yani tekrar böyle bir olay yaşandığında eminim ki bütün şoförler de aynı hassasiyeti göstereceklerini düşünüyorum. O gün bu olay meydana geldiğinde biz yolcum normalde hastane kavşağında ineceğini belirtmişti. Ama son iki durak kala, üç durak kala yolcu bana fenalaştığını söyleyince ben de insani görev olarak yolcumun durumunu dikkate alaraktan bayılmak üzere olduğunu, hastaneye yetişmem gerektiğini, gitmem gerektiğini söyledi. Ben de oradan bir bayan arkadaşa rica ettim. Onu iki bayan arkadaş tuttu. Ve biz de bütün gücümüzle hastanede yakıl olduğu için ambulans çağırma ihtiyacı duymadık. Ve acile götürdüm. Aracımdan indirdikten sonra da sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra hatta bir refakatçi arkadaş da gönüllü kaldı. Ve sonra biz yine görevimize devam ettik. Şoför ve yolcularımız aynı bu hassasiyeti koruyarak şoförümüz güzergahını değiştirip rahatsızlanan yolcularımızı hastaneye ulaştırmıştır acil servise. Şoförlerimizin hepsini tebrik ediyorum. Tüm şoförlerimizin de aynı hassasiyette çalıştığını, insan sağlığının önemli olduğunu yani bir kez daha bu şekilde ispat etmiş bulunmaktayız.